İş Bankası sormuş Fatih Bey. Evet, yani İş Bankası'nda geçen sene bu zamanlar farklı bir şey konuşuyordum. Çünkü birleşme bölünmeye ilişkin bir haber akışı vardı. Şirket bağlı ortaklık ve iştiraklerini tek bir holding çatısı altında toplayacaktı. Ve bu holding çatısı altında yani çatısı altında toplayacağı holdingin ileriye dönük projeksiyonlarda bir halka arzı olur mu olmaz mı bunun da fiyatlamalar arasında olabileceğini düşünen taraftaydım. Tabiri caizse evdeki hesap çarşıya uymadı. Geçtiğimiz günlerde İş Bankası bu bölünme işleminin hani kaldırıldığını açıkladı, süre geçmesinden kaynaklı. Daha doğrusu finansalların tekrar güncellenmesi gerekiyordu. Bundan kaynaklı olarak bu durumu işlemden kaldırıldığını açıkladı. Ve bu işlemden kaldırıldığı haberi daha önce bir erteleme haberi gelmişti. Finansallar eklenecek gibisinden. Artık bu kaldırıldığı haberiyle birlikte İş Bankası tarafında bir kısa vadeli baskı vardı. 13.50 seviyesini burada yakından takip etmeliyiz. 13.50 seviyesi kırılırsa kısa vadeli 14.02 seviyesi hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde 13.06 seviyesi yakından takip edilmeli. Bu bölünmeye ilişkin haber akışlarının hani baskısı kısa vadeli fiyatlamalardır bana soracak olursanız. Orta vadede biraz daha para politikalarına ilişkin gelen haber akışları bence İş Bankası üzerindeki etkisini gösterecektir.